Her şeyi biliyorum ben. Neyi biliyorsun? Hamile olduğumu Eşbera ile konuşurken duydum. İstemeden duydum odanın önünden geçerken. Şey, evlenecek misin? Kiminle? Eşbera ile. Ne oldu Mihriban? Niye böyle oldu? Ben seni sevdim. Başkasını değil. Ya biz o kadar uğraştık. Top tüfekle yola getiremedik. Ama sen bir laf attın ortaya. Herkes dize geldi. Fadime gibi bir silah vardı elinde de. Niye daha önce kullanmadın? Her şeyin bir vakti var. Müthiş bir kadınla evlisin enişte. Kıymetini bil. Ben biliyorum da. Hadi oradan. Biliyormuş. Gözümün içine baka baka yalan söyleme bari. Peki Mihriban. Peki öyle olsun güzelim. Bir yalana kurban et beni. Bir söz için öldür. Yok et. İstersen git başkasına var. Kime istersen git. Git! Git! Bir inat için Eşber'e he denilmez. O itten koca olmaz sana. Biliyorum. Ne demeye o lafı ettin anana? Babam verirse yok demem de ne demek? Nasıl veririm ben seni Eşber gibi bir adama? Verirsin baba. Vermek zorundasın. Niye? Ne mecburiyetin var? Çünkü ben öyle istiyorum. Vermezsen? Ne olur vermezsen? Eşber'e kaçarım. Nail emmine söyle adaylıktan çekilsin. Ama Rasim Bey. Yoksa ben öyle bir aday çıkarırım ki emmini de seni de hoplatır Sıddık. Ona göre. Kimmiş o? Bu gece gidiyorum Mihrali. Nereye? Fadime'yi bulmam lazım. 3 gündür uyku girmiyor gözüme. Bu adilerin bacımın başına iş açmasından korkuyorum. Ya yakalanırsan? Hapse geri dönerim. Jandarmayı kastetmedim. Bunlar mı? Yakalasınlar. Umurumda bile değil artık. Öldürürler seni. Her gün ölmekten iyidir be Mihrali. Haklısın Seyfullah. Bir gün ölmek, her gün ölmekten iyidir. Andolsun ki bir kez bile bahsin olmadan geçen cümleye inat ve isyankar uykuya andolsun korkmuyorum demesinden. Sen ölümüm. Hiç gitmedim benden. Fikret! Sedef Hoca! Hayrola Mihrali? Ne oldu? Seni almaya geldim hocam. Hemen sağlık ocağına gitmemiz lazım. Niye? Ne oldu? Fikret Bey. Arabasının içinde kendini vurmuş. Fikret! Aman Allah'ım! Sağ ol Mihrali. Önemli değil hocam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Bizim gibi olmayın Mihrali. Kendinize yazık etmeyin. Konuşun. Ne olursa olsun konuşun. Ben artık sana ait değilim. Ne? Ne dedin? İşte tercihim bu. Artık senin yarın değilim. Ben Eşber'le evleniyorum, tamam mı? Çekil yolumdan, git! Fadime'ye git! Thank you.
Ankara'ya gideceğim ben. Otobüs gelsin. Hükümet. Dinlemiyor. Kapatmış kendini. Hiçbir söz işlemiyor yüreğine. Sadece iki yolu var bu işin Meryem. Ya bir çukur kazıp kendi kızımı diri diri gömeceğim... ...ya da Eşber'e vereceğim. Yok başka çaresi. Kemal, sen neler söylüyorsun? Şuna bir bakabilir miyim? Ne? Boyunu ölçeyim. Şöyle bir bakayım. Heh, boyu tamam. Dur ben bakarım. Efendim? Anladım. Siz bilirsiniz. En doğrusu bu. Tabii tabii, olur. Nasıl isterseniz. Güle güle. Azam, kimdi o? Oldu bu silah. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Bırak. Ne oldu? Kemal Ağa'ydı arayan. Gelin de Mihriban meselesini konuşalım diyor. Verecekler silah. Kızı verecekler. Ankara'ya gideceğim ben. Otobüs gelsin emmi. Ankara'ya gideceğim ben. Otobüs gelsin emmi. Hükümet. Hükümet, kurbanın olayım, aç gözünü. Hadi ne olur üzme beni hükümet. Sen bari böyle yapma. Hadi hükümet. Hadi canım, aç gözünü. Gene hükümetin önünden geçtim. Ha? Hadi ne olur. Hükümet. Mehmet. Ne oldu? Bir şeyler yap Ali abi. Ne olursun bir şeyler yap.
Ablam iyice dengesini kaybetti. Seninle konuştuktan sonra çok fena oldu. Saatlerce konuştu babam. Ama dinlemiyor. Eşber'le evlenecek Ali abi. Sen bir şey yapmazsan bir inat için varacak o herife. Kurban olayım. Kurban olayım, bir şeyler yap. Yapamam Mehmet. Mihriban için herkesle savaşırım. Cihan'ı tanımam. Kimseye boyun eğmem. Kimse de baş eğdiremez bana. Ama Mihriban için Mihriban'la savaşamam. Yapmayın işte bunu. İnadın sırası mı şimdi? Sizi birbirinize kırdırmak istiyorlar. Bunu da başardılar işte. Bugün Azam'la karısı gelecek, biliyor musun sen? Söz kesilecek. Söz çoktan kesildi bile Mehmet. Mihriban Fadime'nin yalanına inandığı gün söylenecek bütün sözlerin önü kesildi. Ben sevdim Mehmet. İstersen çamur at, istersen iftira. Hiçbir şey bulandıramaz benim gönlüm. Ama bir tek söz yetti be Mehmet. Sığındığım saray bir tek sözle yıkıldı başıma. Fadime'nin bir tek teline bile dokunmadım. Ama Mihriban, o dokunmadığım tele astı beni. Söyle kimle savaşayım ben? Beni sokan yılanlar değil, zan. Kupkuru bir zan. Beni bu zan öldürüyor işte, anlıyor musun? Gel benim. Hükümeti görüyor musun? Bak, geceden beri can çekişiyor. Canım can çekişiyor Mehmet. Canım can çekişiyor. Ali abi. Ah Ali abi. Ankara'ya gideceğim ben. Ankara'ya gideceğim. Madem ki artık kısımız, kendinizi hiç sıkıntıya sokmayın Kemal Ağa. Benden ne isterseniz canımla beraber. Hiçbir şey istemiyoruz Azam Bey. Mihriban'ı hoş tutun yeter. Ne demek Kemal Ağa? Artık o bizim kızımız. Her şey karşılıklı tabii. Eşber gelir gelmez yüzükleri takarız Kemal Ağa. Bu gibi işleri uzatmakta pek hayır yoktur, bilirsin. Arkasından da bir düğün yaparız. Merak etmeyin. Kuş sütünü bile eksik etmem. Evelallah. Eşberimin düğününde daha taş inmeyecek. Dilleri destan bir düğün olacak. Mihriban'la Mihrali'nin ne günahı vardı Fadime abla? Sen böyle bir şeyi nasıl kabul edersin? Etmeyip ne yapacaktım Tümay? Öldüreceklerdi beni. Üstelik Eşber'in anası olacak manyak. Hapisteki abimi de öldürteceğini söyledi. Ben de her şeyi kabul ettim. Abini mi? Seyfullah mı? O hapisten kaçtı, senin haberin yok mu? Ne? Abim kaçtı mı? Evet. Babamla Eşber konuşurken duydum. Jandarma her yerde abini arıyormuş. Bir kere sizin köyde görmüşler. Ondan sonra izini kaybetmişler. Onu bulmam lazım Tümay. Abimi hemen bulmam lazım. Ben gideyim sana nane limon kaynatayım biraz. Vurma bana. Sakın vurma bana. Adi herif. Ne oldu kız? Yok bir şey. Baba, seninle konuşmamız lazım. Ne hakkında? Çıngırak Rasim'le Eşber hakkında. Ölümüne mi susadın ha? Ne anlattın ona? Neler yumurtladın? Hiçbir şey anlatmadım.
Havalar soğuk değil mi? He, çok soğuk. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler doktor, sağ olun. Duyar duymaz geldim Sedef Hanım. Geçmiş olsun. Gelmeseydiniz daha iyi olurdu. Olur mu öyle şey? İnanın bir saniye bile durmadım. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Başım üstüne. Yok. Gereken her şey yapıldı. Boşuna zahmet ettiniz Rasim Bey. Şimdi gidin lütfen. Peki. Çok üzüldüm. Tekrar geçmiş olsun. Seyfullah Umut. Öldü o. Öldü, anladın mı? Bugün olmazsa yarın. Mutlaka geberecek. Sen de gebereceksin. Bunlar insan değil baba, canavar. Vay canına. Hele ben ne zaman Seyfullah'a lafı getirsem, Eşber kenar geziyordu. Seyfullah'ın başını pisi pisine yakmışlar ha. Sadece onun başını yaksalar iyi. Bacısı Fadime'yi de mahvetmişler. Onu kullanıp Ekicikli Kemal'in kızını Mihrali'nin elinden almak istiyorlar. Eşber'in peydahladığı bebeği Mihrali'ye yıkmaya çalışıyorlar. Allah Allah! Bunlar ne biçim insan Rıfat? Ben sana demedim mi bulaştırma bunları bize diye? Yeter be! 40 yılda bir aklı çıktınız ya, ana kız tebelleşi olmayın başıma. Bu olup bitenlere sessiz kalamazsın baba. Ne demek istiyorsun? Gidip adamları ihbar mı edeyim? Kendi evimdeki misafire öyle mi? Yakışır mı bize? Yere bassın böyle misafir. Annem doğru söylüyor. Bir şeyler yapmamız lazım baba. Bu yılanlar daha fazla insanı zehirlemeden bir şeyler yapalım. Ya hatun, biz bu kızı öğretmen mektebine göndermekle hata mı ettik? Bundan iyi savcı olurmuş be. Alay etmenin sırası mı şimdi? Tamam, tamam. Bir cevabına bakarız. Hadi şimdi gidin. Bir şey yokmuş tamam, gibi davranın, tamam, tamam mı? Tamam. Anlaşılan Sedef Hanım'ın eski kocası hala ölmemiş. Bu kötü haber. Çok yaşamaz beyim. Onu bulan çobanla konuştum ben. Şimdiye kadar yaşaması bile mucize. Alo abla. Hayırdır, bir şey mi oldu? Gözümüz aydın Rasim. Sonunda kızı verdiler. He ya. Az önce oradan geldik. Şimdi de Eşber'i çağıracağım. Yüzük takıp hemen düğün yapacağız. Ama sen şu Seyfullah meselesini bir an önce hallet kuzum. O it bir an önce bulunsa iyi olur. Merak etme abla. Kolay kolay hallederiz. Çevre köylerdeki bütün adamlarım haberli. Gördükleri yerde onu zırhlayacaklar. Dert etme sen. Tamam. Hadi hayırlı olsun. Vay be. Ne oldu beyim? Ablam bizi solladı Yunus. Senin benim halledemediğimiz bütün işi tek başına bitirdi. Kemal Ağa kızı vermiş. Eşber'e mi? Eşber'e ya. Bu Zilha var ya, bu Zilha. Çok tehlikeli kadın, çok. Hadi gidelim. Thank you.
Sesini çıkarma, uyumana bak. Demek öyle ha? Hem de hemen. Ah ana, sen var ya sen. Ne güzel anasın sen. Tamam, tamam anam. Bu gece çıkarız. Hadi o güzel ellerinden öperim. Sen de duydun mu? Mihriban artık benim. Kuş kafese girdi Fadime. Biraz da senin sayende girdi ama. Hı? Değil mi kız? Kim o? Benim Eşber ağa, Rıfat. Geliyorum Rıfat ağa, geliyorum. Sakın. Sakın. Allah Allah. Böyle enteresan bir şey görmedim. Tuhaf bir durum bu. Ah hükümet ah. Aynı adın gibisin. Ne sağın belli ne solun. Halden hale giriyorsun. Tıpkı bizim Mihrali gibi. Mihrali'de tuhaf bir durum göremiyorum. Ben de şaka yapmıştım zaten. Bir gün daha bekleyelim bakalım. Durumu değişmezse hastaneye götürürüz. Hastanede bir tetkik gerekebilir. Paratoner diye bir şey vardır ya, yıldırımları çeker hani, etkisiz hale getirir. Bizim hükümette işte o paratonerler gibidir. Bütün yıldırımları çeker. İster ki ben yanayım. Ateş kimsenin tenine dokunmasın. Bugünlerde Mihran'ın yanından hiç ayrılmıyor. Onun yıldırımlarını kendi üstüne çekmek için mi acaba? Ya aynen öyle kızım. Mihrali de bambaşka bir alem. Ondaki kadar yanmaya teşne yürek az bulur. Bıraksan yana yana kül olacak. Kerem gibi. Tıpkı o şiirdeki gibi yanacak. İşte Mihrali de öyle bir yürek. Şiiri çok seviyorsunuz hoca emmi. Severim evet. Hayatın anlamıdır şiir. Fikret de çok severdi. Çok da güzel yazardı. Biliyor musunuz? Öyle mi? Okumak isterdim kızım. Son yazdığı şiir. Veda için yazmış bunu. Ankara'ya gideceğim ben. Otobüs gelsin emmi. Ne işin var senin Ankara'da? Orada bir hükümet var zaten. Bir yerde iki hükümet mi olurmuş? Ankara'ya gideceğim ben. Hiçbir yere gidemezsin. Seni bırakmayız hükümet. Yok öyle. Var mı kaçıp gitmek? Bizim sana ihtiyacımız var hükümet. Gidersen ne yaparız sensiz? Sen bu köyün bereketisin. Ankara'ya gideceğim ben. Kalk Mihrali. Şehre gidip hoca emmiye haber ver. Hükümetin de dilinden ancak o anlar. Ankara'ya gideceğim ben. Bize iyilik ettin Rıfat ağa. Bunu unutmayız. Ama artık seni de daha fazla sıkıntıya sokmak istemeyiz. Estağfurullah. İznin olursa bu gece gidelim. Giderse Eşber bu kızı yolda öldürür anne. Fadime ile ne konuştuğumuzu anladı. Bu gece gitmek istemesi ondan. Olur mu öyle şey? Bir insanı öldürmek o kadar kolay mı yani? Cıngırak Rasim ile Eşber gibiler için çocuk oyuncağı. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Fadi ve Eşber'le gitmemeli. Nasıl olacak o? Eşber götüreceğim dedikten sonra kim mani olabilir ki? Baban kızı zorla alıkoyacaktı ya. Ben bir yolunu bulurum. Mutlaka bulurum. Gel. Rıfat ağam. Ne var? Bir saniye bakar mısın? Peki. Biraz sonra geliyorum. Siz bir şey yapmayın.
İki dakika müsaade isteyeceğim Eşber Ağa. Hayırdır? Önemli bir şey değil. Bir inşaat işi vardı da. Müteahhit gelmiş. Para pul işi işte. Anladım. Sen rahatına bak. Ben hemen gelirim. Nerede yakaladın bunu? Köy minibüsünde. Tesadüfen yanıma oturdu. Uyurken fark ettim. Ne yapacaksınız bana? Hiçbir şey. Korkma. Sen bizim misafirimizsin. Sen de git yukarıdan yemek al gel. Karnı açtır, doyursun. Peki beyim. Allah razı olsun beyim. Eşver burada, yukarıda. Burada mı? Evet. Aslında seni bizimkilerin bulduğu iyi oldu. Yoksa ölürdün. Başına gelenleri biliyorum. Yok yere hapis yattığını yani. Eşber mi söyledi? Hayır, bacın söyledi. Fadime. Fadime mi? O da mı burada? Burada. O da burada. Tam zamanında getirdiler seni Seyfullah. Çok iyi oldu bu iş. Artık rahat bir nefes alabilirsin. Şimdi arkanızda ben varım. Ankara'ya gideceğim ben. Otobüs gelsin. Fadime abla, kalk. Kalk, gidiyoruz. Ne oldu, nereye? Soru sorma, hadi. Ne oldu kızım? Doktor bulmam lazım. Doktor! Şedef! Ne oldu? Nefes almıyor. Tamam. Ay. Siz giremezsiniz. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Telaşlanmayın, dışarıda bekleyin lütfen. Hadi biz gidelim kızım. Onlar biraz dertleşsin, hadi. Eks. Üzerine ört. Başını sağ ol. Oh. Allah sabrını ver. Fikret. Ağlama yavrum. Fikret. Başını sağ ol. Fikret! 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 Hacı emmi, Sedef hocam. Fikret! Mirali, Fikret gitti. Ne demek bu Rıfat ağa? Fadime'yi zorla mı alıkoyacaksın? Hayır, zorla götürmene izin vermeyeceğim, o kadar. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun sen? Çok iyi biliyorum. Hatta senin zannettiğinden daha fazlasını biliyorum Eşber Ağa. Gideceksen tek başına gidersin. Fadime gelmek istemiyorsa kalır. Tamam mı? Tamam. Öyle olsun Rıfat Ağa. Ama bunun hesabı sorulur bir gün. Hükümet? Beni tanımadın mı hükümet? Mıtır emmi! Ne yapıyorsun lan? İyiyim hükümet, iyiyim. Hükümetin önünden geçtim. O Fadime sürtüğü kim bilir daha ne masallar anlatmıştır Gürcü Rıfat'ın kızına. Rasim'e soracağım. En güvendiğin adam bu muydu diye. Dayımı bu işe karıştırma anne. Bir gün elbet bunun hesabını soracağım o Gürcü'den.
Babam nerede? Çarşıda. Binayı hazırlıyorlar ya yerine. Vay be, işe bak. Fadime'nin başında nöbet tutacağız diye babamızın başkanlık seçimini bile kaçırdık ana. Aman. Bu baldırı çıplaklara başkan olsa ne olur, olmasa ne olur? Onlara da çiftlik yahyası yakışırdı zaten. Buldular birbirlerini. Ana, yeter artık ha. Babamla uğraşmayı bırak. Aman, ne uğraşacağım? Benim derdim bana yeter. Biliyorum. Senin derdin benim. Anam benim. Eyvallah. Asıl sen reis olacaktın Keşber. O zaman görecektin beni. Adam başkan! Adam başkan! Bravo! Ulu canlı hemşerilerim, hepiniz sağ olun, var olun. Zorur duyuyor, savaşlar seninle zorur duyuyor. Başkanım, bana bu zorlu görevi siz verdiniz. Mahcup olmayacaksınız. Mihriban beğenmezse bunları, birlikte şehre iner, ne istiyorsa alırız. Ben oğlumun nişanında hiçbir şey eksik olsun istemem. Mihriban nişan falan istemiyor. Kendi aramızda bir yüzük takarız, olur biter. Olur mu öyle şey? Yetim düğünü mü bu? Değil ama Mihriban'ın şartı bu. Onları da giyeceğini hiç zannetmem. Canı isterse. Şimdiki kızları anlamak için allame olmak lazım. Hoş geldin Zilha bacı. Hoş bulduk. Ben de gidiyordum zaten. Oturuyorduk. Yok yok. Azam Bey'i tebriğe gelirler bugün. Bugün sabaha kadar yapacak kıyamet iş var. Güle güle. Azam Bey'e selam söyle. Başsına. Nesi var bu kadının? Bilmem. İfrit oluyormuş karıya. Mehmet oğlum, lafına dikkat et. Tamam tamam. Artık akrabamız da o değil mi baba? Akreplerle de akraba alıyoruz. Oğlum. Başkan, en büyük başkan. Üzgün müsün Hüseyin Hoca? Kılpaya gitti başkanlık. Ya üzgün değilim ya. Tedirginim be muhtar. Başkanlık sadece Azam Bey'e kalsa iyi. Korkum odur ki Azam'ın arkasında Çıngırak Rasim başkanlık etmeye kalkar. Olacağı o zaten. Azam'ı itire itire başkan yaptıran Rasim değil miydi? Allah hayırlısını versin. Ben bu köylüler için üzülüyorum. Hiç üzülme hocam. Hele kafalarını duvara vursunlar, yoksa akılları başlarına gelmez. Neyse, geçti bitti artık. Biz işimize bakalım. Ne düşünüyorsun? Bir süre okulda derse gireceğim. Sedef Hoca rica etti. Ben yokken dersler boş geçmesin dedi. Çok iyi olur vallahi. Aslında biz o kıza karşı çok ayıp ettik. Ne gibi? Hoca hanımın derdi büyükmüş meğer Hüseyin Hoca. Bir gün olsun oturup da adam gibi sohbet etmedik. Ha bile kendi problemlerimizi anlattık. Kendi yükümüzü taşıttık. Doğru. Giderek birbirimizden uzaklaşıyoruz galiba. Muhtar, Dumanlı Hoca nerede? Bugün hiç görünmedi. Mihrali'ye gitti. Hükümet orada ya. Nasıl hükümet? Hastalığı geçti mi? İyi iyi. Hasta olan hükümet değil ki hocam. Biziz. Hükümeti hasta eden de biziz. Biz kendimizin farkında bile değiliz. Ama hükümet her şeyin farkında. Bizi bize fark ettirmeden yükümüzü sırtlanıp gidiyor mübarek. Seni tanıyorum Mihrali. Hem de çok iyi tanıyorum. Ama Fadime ile konuştuğum akşam kızın o halini görünce Allah biliyor ya, benim de içimden acaba diye bir soru geçmedi değil. Dünya hali bu oğlum. İnsanın başına neler gelmez ki. Ben ona bir şey demem hocam mi? Herkes benden şüphelensin, umurumda bile değil. Ama Mihriban, o böyle düşünürse her şey biter hocam. En başta da ben biterim. Niye? O da insan değil mi? Yoksa sen Mihriban'ı gökten zembille inmiş melaki falan mı zannediyorsun ha? Haşa. Ama sen hep demez misin? İmanla şüphe bir arada olmaz. Ya imanından kurtulacaksın ya da şüphenden diye. Doğru. Doğru ama bunun bu kadar kolay olduğunu mu sanıyorsun çocuk? Bu dünya kurulduğundan beri insanın başındaki en büyük problem bu.
Kaç baba yiğit dağların bile taşıyamadığı bu yükün altından sağlam çıkmıştır ha? He? He? Hadi sen Mihriban'a kızıyorsun senden şüphe etti diye. Ya sana ne demeli? Belki de hayatında ilk kez yanıldı o kız. Bir defa ayağı sürçtü, töközledi. Senin yapman gereken bu mu olmalıydı Mihrali? Ha? He? Hep onun sevgisini sorgulayıp duruyorsun. Dönüp bir de kendine baksana. Tutup elinden kaldırmaya çalışsan akılsız. Dönüp arkanı gitmek yakışır mı sana? Denedim hoca emmi. Dinlemedi bile. Sırf bana inat Eşber'le nişanlanıyor biliyor musun? Ne yapabilirim bana? Gidip Eşber'imi vurayım. Mihriban'ı daha mı kaldırayım? Ah Mihrali deli oğlan. Allah sana mangal gibi bir yürek. İçine de bir o kadar sevgi koymuş ama... birazcık da akıl vereymiş bari. Yahu kader diye bir şey var be çocuk. Bilmez misin sen bunu? Mihriban kimle söz keserse kessin, kime karşı inat edecek ha? Son söz sahibi kimdir Mihrali? Son sözü kim söyleyecek ha? De bana hadi. He? Benim ağzımdan alıp Mihriban'ın suratına tokat diye çarptığın o sözün asıl maksadı buydu işte. Asıl şüphede olan sensin Mihrali. Seni yüreğine o sevgiyi koyan kudret elinden şüphe ettim. Sandın ki bu sevgi kendindendir. Sanırsın ki sen seversin. Ha, yok öyle şey. Sevgi bir sırdır Mihrali. O sırra eren gerçek aşık olur. Değil mi hükümet? He. Mihrali, ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum hükümet. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ha, şimdi öğrenmeye başladın işte. He, başladı. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Eşmer'le birlikte daha önce gelmemiz lazımdı ama malum şu belediye işleri. Önemli değil, hayırlısı olsun. Belediye işinde siz de babama yardımcı olursunuz artık. El ele verirsek iyi şeyler olur herhalde. Ben o işlerden pek anlamam. Baba, ablam içeride Eşber'le konuşmak istiyormuş. Tamam. Eşber, Mihriban 2 dakika seninle konuşmak istiyormuş içeride. Tabii. Tut bakalım. Geldim. Konuşacakmışız. Benimle evlenmek istiyor musun? Herhalde yani. Niye buradayız? O zaman bana bir söz vereceksin. Ne sözü? Ben istemeden bana el sürmeyeceksin. Ne? Böyle evlilik mi olur? İstemiyorsan git. Benim tek şartım bu. Ya kabul edersin ya da ananı babanı alıp hemen gidersin buradan. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Eşber, ne oldu yavrum? Yok bir şey anne. Konuştuk biraz. Ne diyor? Sonra konuşuruz. Hadi kalkalım artık. Abla ne oldu? Ne oldu? Eşber'le ne konuştunuz? Herif suratını yumruk yemiş gibi. Yedi. Nasıl yani? Sahiden vurdun mu? Ona öyle bir şey söyledim ki.
Benimle evlense bile istediğine asla ulaşamayacak. Anlamadım. Nasıl yani? Boş ver Mehmet. Gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Ben başıma gelenlere değil, Mirban'a yaptığımı üzülüyorum. O deli kadının yüzünden Mirban'a da yalan söyledim. Hem onu yaktım hem Mihrali'yi. Geberteceğim onları. Hepsini geberteceğim. Ne yapabilirsin ki abi? Mihrali söylemedi mi sana bir şey? Söylemedi. Bir sıkıntısı olduğu belliydi. Bir hafta kaldım orada ama insan gibi bir insan tanıdım Fadime. O kadar mert, o kadar insan ki Mihrali bana insanlığımı hatırlattı yeniden. Babamla gene konuştuk. İstedikleri kadar burada kalsınlar. Özellikle de Fadime. Hiç sıkılmasın. O da benim bir evladım sayılır dedi. Sağ olsun. Kuş uçmayacak etrafta. Bunları ne yapacağı belli olmaz. 24 saat tetikte olacaksınız, tamam mı? Tamam beyim. Bir de ağzınızı sıkı tutun. Burada kimse yok. Ne Fadime ne de Seyfullah. Dışarıda da onlarla ilgili tek kelime bile etmeyeceksiniz. Başüstüne beyim. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Hiçbir şey yemedin Kemal. Canım istemiyor. Alo? Evet? Evde. Bir saniye. Baba. Gürcü Rıfat Bey seni arıyor. Alo? Buyurun Rıfat Bey. Mutlaka telaşınız vardır biliyorum. Ama bir takım önemli meseleler de var. Bir araya gelip konuşsak iyi olur. Konuşalım peki. Tabii. İyi akşamlar Rıfat Bey. Ne oldu Kemal? Kötü bir şey mi var? Yok. Ama tam anlayamadım. Çok önemli bir mesele konuşacakmış. Neyle ilgili baba? Yüz yüze görüşelim dedi. Cıngırak Rasim'in adamı değil mi o? Pek sayılmaz. Onunla da iş yapıyor ama Gürcü Rıfat biraz kapalı kutudur. Kimseye bir zararı dokunmadı şimdiye kadar. Neyse. Derdi neyse anlarız elbet. Eşber. Hala uyumadın mı yavrum? Yok ana. Ne oldu? Orada da hiçbir şey demedin. Ne konuştunuz Mehriban'la? Önemli bir şey değil. Önemli olmasa bu kadar canın sıkılmazdı senin. Odadan çıktığında ölü gibiydi yüzün. Mutlaka zehrini akıtacak bir şey söylemiştir o sıracalı kız. Ne dedi? Hadi söyle. Ne mi dedi? Benimle evlenirsin ama elin elime değmez dedi, iyi mi? Ne? Cezalandırıyor. Yok. O da böyle olamaz. Bana bu ceza. Ne diyorsa ya? Hükümet.
Seyfullah, neredeydin sen? Haber de vermedin. Buldum onu Mihrali. Buldum. Kimi? Gel. Fatime.